Sevgili dostlar, bugün 29 Ekim, tekrardan bayramınızı kutlarım. Dünkü videomda zaten 29 Ekim'le alakalı, Cumhuriyet'le alakalı nasıl anladığımı ve hayatın amacıyla alakalı bunu nasıl bağdaştırdığımı anlattım. Merak edenler bir önceki videoma giderek uzun uzun bunu dinleyebilirler, faydalı olacağına inanıyorum. Şimdi bugün bahsetmek istediğim mesele şu. Hiç dikkat ettiniz mi? Algınız ve beyninizin algılama kapasitesi eskisi gibi değil. Mesela bundan önce 40 sayfa, 50 sayfa kitap okumak hiç problem değilken bugün 5-10 sayfa okuduğunuz zaman bir yanda canınız sıkılıyor ve bırakıyorsunuz. Hatta daha beteri, defalarca kendinize işte bu hafta kitap okuyacağım, bu hafta kitap okuyacağım demenize rağmen yeni aldığınız kitaplar masanızda aynı ilk günkü gibi bekliyor. Eskiden mesela bir müzik dinlemek istersiniz, mesela bir albüm alırsınız, bir sanatçının kasetini alırsınız, albümünü alırsınız. Defalarca dinlersiniz ya, hiç sıkılmadan. Hatta bazen aynı şarkıyı 5 kere, 10 kere dinlediğiniz olur. Bugün mesela bir şarkı dinliyorsunuz, sıkılıp diğerine geçiyorsunuz, sıkılıp diğerine geçiyorsunuz, sıkılıp diğerine geçiyorsunuz. Eskiden 1,5-2 saatlik bir filmi izlerdiniz ve ya ne kadar erken bitti ya, keşke biraz daha sürseydi diyordunuz. Şimdi çoğu zaman filmleri ileri sararak izlemeye çalışıyorsunuz. Sinemaya gittiğiniz zaman canınız sıkılıyor. Eskiden mesela her hafta bir diziniz vardı izlediğiniz, böyle heyecanla beklerdiniz, böyle su gibi geçerdi. Hatta araya reklam girerdi, ya derdiniz ne zaman bitecek bu reklamlar. Şimdi mesela yani saatlerce belki bazen dizi izliyorsunuz ama size bir etki üretmiyor. Bunların tesadüfen olduğunu düşünmeyin. Şu anda beyniniz, şu anda büyük bir saldırı altında. Mesela telefonunuz değil mi? WhatsApp mesajı geliyor. Bir ses duyuyorsunuz. O sesin, siz sanıyor musunuz ki öylesine belirlenmiş bir sestir? Yani onun frekansları, onun beyninizde uyandıracağı etki öylesine belirlenmiş bir etkidir. Veyahut da işte sosyal medyadan, Facebook'tan, Instagram'dan bir mesajınız geliyor ya da bir uyarı görüyorsunuz. Hemen bakıyorsunuz ne acaba diye ve bir bakmışsınız, birkaç saatinizi orada geçirmişsiniz. Veyahut da YouTube böyle bir video açıyorsunuz. Tamam, izliyorsunuz 5 dakika, 10 dakika. Ama ondan sonra hadi buna da bakayım, ona da bakayım derken bir bakmışsınız 2 saatiniz, 3 saatiniz YouTube videoları izlerken geçiyor. Bunlar tesadüf değil. Sizin hangi sinyale, hangi görüntüye, neye duyarlı olduğunuz konusunda çok ciddi insanlar, çalışmalar yapıyorlar şu anda. Facebook'un merkezinde, Google'un merkezinde, YouTube'un merkezinde psikologlar, bu konuda uzman insanlar, işte bizler gibi algı yönetimi uzmanları çalışıyor. Burası gibi değil. Yani şimdi mesela Türkiye'de işte ben yıllardır işte yazıyoruz, çiziyoruz. Birçok eğitim arkadaşımız, birçok uzman dostumuz yıllardır yazıp çiziyorlar. Ama kimsenin umurunda değil. Ama orada öyle değil. Orada gel bakalım diyorlar. Sen bize işte şunu nasıl yapacağımızı anlat, şunu nasıl yapacağımızı göster. Basit bir örnek vereyim. Google Talks yazın şu an YouTube'a ya da Google'a. Google Talks, yani T-A-L-K-S. Talks. Göreceksiniz Google firması yıllar içerisinde dünyanın dört bir tarafından ne tür uzmanları getirtmiş, şirkette firmasında konuşturmuş, seminerler verdirmiş. Göreceksiniz yani oradaki olaya bakış bunlar boşuna değil. O insanlar oraya boş laf olsun diye çağırmıyorlar. Veyahut da o insanlar oraya konuşmaya gittikleri zaman orada başka çalışmalar yapmıyor değiller. O yüzden şu an beyniniz büyük bir zaten bombardıman altında. Ve bu bombardıman yüzünden de algılar düştü. Bu şu demek. Artık eğitimde insanlara bir takım şeyler öğretmek istediğiniz zaman zorlanacaksınız demek. Bu şu demek. Bir takım faydalı mesajları, faydalı şeyleri işte buralara koyduğunuz zaman insanlar izlemeyecek demek. Şimdi mesela ben size diyelim ki 4.000 lira, 5.000 lira değerinde bir seminerim yap, şurayı yüklesem 2 saatlik. Normalde benim eğitimlerim bir günde de 2 gün sürer özel eğitimlerim ama
Ha, diyelim ki 2 saatlik bir seminer koydum buraya. Bedava koydum. 1 saat boyunca size algı yönetimi konusunda her şeyi böyle çok ana noktaları anlattım. İzleme sayıları çok iyi olmayacaktır. Neden? Çünkü artık 5 dakikadan, 10 dakikadan, 20 dakikadan sonra insanların zihin kapanıyor. Çünkü herkes sizin algınızı, sizin dikkatinizi kendi üzerine çekmek ve para kazanmak istiyor. Bu yüzden de çok ciddi psikolojik teknikler kullanıyorlar üzerinizde. Ve bu şu anda önümüzde bir tehdit. Yani insanlar artık bu kadar bilginin içerisinde bir zombi gibi bilgisiz kalma. Hani denizin ortasında susuz kalma gibi. Hani mesela susuz suyunuz yoktur, denizdesinizdir. Değil mi? Filikadasınız mesela. Değil mi? Geminiz batmış, filikaya düşmüşsünüz. Öyle filmler vardır. Her yer su. Ya yani denizin içindesin ama adamlar susuzluktan ölür. Neden? Çünkü o suyu içemez. Şu anda da böyle. Yani büyük bir bilgi okyanusu, büyük bir enformasyon okyanusu ama yani işe yarayacak bilgi, işimize yarayacak bilgi, hayatımızı değiştirecek olan şeyler elimize ulaşmıyor. Ulaşsa da biz göremiyoruz zaten. Gözümüzün önünde değil. Ben o yüzden diyorum ya arkadaşım şu videolara işte abone olun falan diye. Neden? Çünkü adam sistem öyle bir kurmuş ki sen burada ne aldırsan anlat. Eğer abone sayın falan düşükse arama sonucunda çıkmıyor. Çıkmıyor. Yani artık böyle kelime saat kurdum. Böyle uzatmayayım diye. İşte bu sebepten kısa tutmak zorundayım ki mesajım algılansın, anlaşılsın. Özü. Şu anda bir takım algı problemleri yaşıyorsanız, işte anlamakta zorluk çekiyorsanız, konsantrasyon zorluğu çekiyorsanız, işte okuduğunuzu anlamıyorsanız, izlediğinizden bir şey anlamıyorsanız, eskiden çok heyecanlandığınız şeyler artık size heyecan vermiyor ise, bunun sizden kaynaklanan sebepleri de vardır. Evet, ama esas olarak mesele büyük bir veri bombardımanı altında olmanızdır. Peki ne yapacağız? Hemen söylüyorum. Lütfen telefonlarınızdaki bu sosyal medyaların, özellikle işte WhatsApp gibi, Facebook gibi, Instagram gibi programların bildirimlerini kapatın. Siz kendi istediğiniz zaman bunları açın. Kendi istediğiniz süre kadar bunları kullanın. Bir disipline edin bunları. Bu telefon her öttüğünde, her bip yaptığında siz bunu sarılırsanız kukla gibi sizi oynatacaklar ve zaman içerisinde algınız ve zekanız azalmaya başlayacak. Özellikle çocuklarınızı, bakın çocuklar daha beyinleri oluşum aşamasında. Yani bir insanın beyni 21-22 yaşına kadar oluşum aşamasındadır. Yani hala da süren bir inşaat faaliyeti vardır. Bu dönemde bu çocukların eline siz o telefonları, o tabletleri, o işte laptopları verip kendi hallerine bırakırsanız çocuğunuz, yani dünyanın en zeki, en deha sahibi çocuğu, yani en potansiyeli olan çocuk olarak doğmuş bile olsa bu sistem içerisinde beyni kadayıfa dönecek. Beyni hamura dönecek. Ve bu bir kere olduktan sonra siz ne yüklemeye çalışırsanız çalışın, buradan girmeyecek, filtreleyecek bunu. Lütfen disipline edin. Belli saatleri kapattırın. Belli saatleri kendiniz de kapatın. Her şeyin bir zamanı olsun. Sosyal medyanın bir zamanı, YouTube'un bir zamanı, işte kaç dakika, kaç saat video izleyeceksiniz, ne izleyeceksiniz. Eğer kendinizi bu firmaların işte önerilerine, bildirimlerine bırakırsanız, denizin ortasında su içinde kalan ama susuzluktan ölen insanın durumuna düşersiniz. Benden uyarması. Şu anda bunu dinlediyseniz uyarımı yaptım. Yapıp yapmamak artık sizin elinizde. Top sizde. Peki. İzmir'den sevgilerimle ve saygılarımla umarım bir gün bir yerde görüşmek üzere. Herkese güzel bir akşam dilerim. Hoşça kalın.